alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala şöyle buyurur. Yuridullahu bikumul yusra ve la yuridu bikumul usr. Allah size kolaylık ister, zorluk istemez. Şehadet ederiz ki bir tek Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Yine şehadet ederiz ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Hadis-i şerifinde ben kolaylık ve hoşgörü diniyle gönderildim buyurmuştur. Salatü vesselam Peygamberimiz Muhammed üzerine, ailesi ve ashabinin üzerine olsun. Peygamber Efendimiz hoşgörü ve kolaylıktan hayat yöntemi yapan küresel bir mesajla geldi. Bu yüzden dinde ne zorluk, ne meşakkat, ne de şiddet görülür. Allah Teala şöyle buyurur. Dinde sizin için bir zulluk kılmamıştır. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, din kolaylıktır. Dini aşmak isteyen kimse ona yenik düşer. O halde orta yolu tutunuz. En iyi yapmaya çalışınız. O zaman size müjdeler olsun. Günün başlangıcından, sonundan ve bir miktar da geceden faydalanınız. İslam'da hoşgörü söylenecek bir söz ya da yükselen bir slogan değildir. Ancak Müslümanın yaşadığı bir inanç ve benimsediği bir hayat yöntemidir. Yüce Allah'ın kullarına davrandığı ve kendi aralarında davranmalarını emrettiği ilkelerden biridir. Ayrıca Allah'ın rızası, mağfireti ve merhametini kazanmak için bir sebeptir. Allah Teala şöyle buyurur. Affetsinler, geçsinler. Allah'ın sizi bağışlamasından hoşlanmaz mısınız? Muhakkak ki bizim amacımız hoşgörüyü hayati bir davranış haline getirmektir. Çünkü İslam hoşgörüye pratik bir şekilde çağırır. Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde Cenab-ı Hak kullarını hoşgörü ve affediciliğe çağırdı. Allah Teala şöyle buyurdu. İyilik ve fenalık bir değildir. Sen fenalığı en güzel şekilde sav. O zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kişinin yakın bir dost gibi olduğunu görürsün. Peygamber Efendimiz müsamahayı pratik bir şekilde uygulayarak ümmetine ve tüm insanlığa en iyi örnekti. Hadis-i şerifinde şöyle buyurdu. Ben ancak hediye olunmuş bir rahmetim. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki şey arasında muhayyer bırakıldı mı o günah olmamak kaydıyla mutlaka en kolay olanı tercih ederdi. Günah olursa da bundan en uzak insan da o olurdu. Her birimizin kendi kendini açıkça sorması gereken soru şudur. Bu inanç meselesini davranışımıza yansıtıyor muyuz? Onu kendi aramızda ve tüm insanlar arasında bir yöntem haline getirdik mi? Hoşgörü, Müslümanın yaşamın her alanında uygulaması gereken asil bir davranıştır. Örneklerine gelince, karı koca arasındaki hoşgörüdür. Evlilik ilişkisi en ulvi insan ilişkilerinden ve Yüce Allah'ın varlığının delillerinden biridir. Allah Teala evlilik ilişkisinin sevgi ve merhamet üzerine kurulu olduğunu belirtmiştir. Allah Teala şöyle buyurur. Kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun varlığının delillerindendir. Başka bir ayette Allah Teala şöyle buyurur. Onlarla iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmadıysanız olabilir ki siz bir şeyden hoşlanmazsınız da Allah ondan pek çok hayır yaratmış olur. Yine başka bir ayette Allah Teala şöyle buyurur. Kadınların da ödevlerine denk belli hakları vardır. Yani erkeklerin kadınlar üzerindeki hakları gibi kadınların da erkekler üzerinde eşit hakları vardır. Resulullah buyurdu ki, sizin en hayırlınız ailesine en hayırlı olandır. Aileme karşı en hayırlı olan da benim. Resulullah Efendimiz kadınlara iyi davranmamızı tavsiye edip şöyle buyurmuştur. Bir kimse karısına kin beslemesin. Onun bir huyunu beğenmezse bir başka huyunu beğenir. Hoşgörü eşler arasında karşılıklı bir davranış ve hayatı düzenleyen insani bir yasa olmalıdır.
Ebu Derda radıyallahu anh adalet ve hoşgörü üzerine kurulan karşılıklı sevgi çerçevesinde eşine şöyle demiştir. Beni kızgın gördüğün zaman beni hoşnut et. Eğer ben seni kızgın görürsem ben de seni hoşnut ederim. Komşularla hoşgörü hakkında Allah Teala şöyle buyurur. Allah'a kulluk edin. Ona bir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, yakınlara, yetimlere, düşkünlere, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve elinizin altında bulunan kimselere iyilik edin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem komşulara iyi davranmayı çok tavsiye edip şöyle buyurmuştur. Cebrail bana komşuya iyilik etmeyi tavsiye edip durdu. Neredeyse komşuyu komşuya miras çıkılacak sandım. Başka bir hadiste Resulullah şöyle buyurdu. Vallahi iman etmemiş. Sahabiler kim iman etmiş olamaz ya Resulullah diye sordular. Resulullah yabancı fanatiklerden komşusu güven içinde olmayan kimse buyurdu. Başka bir hadiste Resulullah şöyle buyurdu. Allah Teala'ya göre arkadaşların hayırlısı arkadaşına faydalı olandır. Yine Allah Teala'ya göre komşuların hayırlısı komşusuna faydalı olandır. Yine de başka bir hadiste şöyle buyurdu. Yanı başındaki komşusu açken geceleyen bir kimse mümin değildir. Hoşgörü iş yerinde, üniversitede, okulda ve diğer yerdeki meslektaşlar arasında daha geçerli olmalıdır. Kur'an-ı Kerim tüm insanlar arasındaki ilişkiyi güçlendirmeyi emretti. Allah Teala şöyle buyurur. Ey insanlar, doğrusu biz sizleri bir erkekle bir dişiden yarattık. Sizi milletler ve kabileler haline koyduk ki birbirinizi kolayca tanıyasınız. Şüphesiz Allah katında en değerliniz, ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Allah bilendir, haberdardır. Peygamber Efendimiz tüm insanlara ve sahabelerine iyi davranır. Hastalarını ziyaret eder, fakirlerine yardım eder, burçlarını öder ve onlardan hata yapanları da affederdi. Allah Teala şöyle buyurur. O vakit Allah'tan bir rahmetle onlara yumuşak davrandın. Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi. Şu halde onları affet. Bağışlanmaları için dua et. İş hakkında onlara danış. Hoşgörü yollarda ve ulaşımlarda da olmalıdır. İnsan yoldayken başkaları tarafından bir zarara maruz kalabilir. Çünkü insanlar farklıdır. Cefakar, kapa, güçlü, zayıf, affedici, sabırlı ve sabırsız olabilirler. İnsanın herkese karşı yumuşak davranması da çok güzel bir şeydir. Allah Teala şöyle buyurur. Rahman'ın kulları yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman salam der geçerler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Siz iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Yaptığınız zaman birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Yaptığınız zaman birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayınız. Bilelim ki toplu taşıma araçlarında yaşlılara, güçsüzlere ve kadınlara yer vermek ve insanların duygularını gözlemlemek gerekir. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Nerede kolaylık varsa orada güzellik vardır. Kolaylığın bulunmadığı her şey çirkindir. Hoşgörü tezahürlerinden biri de Allah yolunda infak etmektir. Halbuki infak etmek Allah'a ve onun Resulüne olan imanın kanıtıdır. Allah Teala şöyle buyurur. Sevdiğiniz şeylerden sarf etmedikçe iyiliğe erişemezsiniz. Fakirlere ve yoksullara mal infak etmek nefsin müsamaha göstermesinin kanıtıdır. Peygamber Efendimiz buyurdu ki cümert Allah'a yakındır, cennete yakındır, insanlara yakındır,
cehennemden uzaktır. İnsanın satışta, alışta ve burcunu istemekte hoşgörü göstermesi gerekir. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, satışta, alışta ve borcunu istemekte kolaylık gösteren kimseye Allah rahmet etsin. İrbat bin Sariye'den şöyle rivayet etmiştir. Bir gün Resulullah'a bir deve satmıştım. Sonra ona gidip devemin parasını istiyorum dedim. Resulullah, parayı ancak yepyeni dirhemler olarak veririm. Sonra en iyi şekilde borcunu ödedi. Bir gün bir bedevi de Resulullah'ın yanına gelerek şöyle dedi. Ey Resulullah, bana devemi geri ver. Resulullah da ona daha iyi bir deve vermişti. Bedevi dedi ki, ey Resulullah, bu benim devemden daha iyidir. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu. İnsanların en hayırlısı burcunu istemekte en iyi olandır. Peygamber Efendimiz hoşgörü ve kolaylığı sağlayan ve insani kardeşliğin tüm anlamlarını taşıyan her şeyi yapmaya teşvik etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimse darda bulunan borçluya mühlet verir veya borcunun bir kısmını ya da tamamını bağışlarsa, Cenab-ı Hak o kişiyi Allah'ın gölgesinden başka gölge bulunmayan kıyamet gününde arşının altında gölgelendirir. Başka bir hadiste Resulullah şöyle buyurur. İnsanlara borç para veren bir adam vardı. O hizmetçisine şöyle derdi. Darda kalmış bir fakire vardığında onu affediver. Umulur ki Allah da bizim günahlarımızı affeder. Nihayet o kişi Allah'a kavuştu ve Allah onu affetti. Bu sözlerden sonra kendim ve sizin için Yüce Allah'tan bağışlanma dilerim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun, insanların efendisi son peygamber Hazreti Muhammed'e, ehli ve ashabinin hepsine salat ve selam olsun. Kıymetli Müslüman kardeşlerim, hoşgörünün en büyük ve en kolay tezahürlerinden biri de güzel sözdür, hoş sözdür. Allah Teala şöyle buyurur, insanlara güzel söz söyleyin. Başka bir ayette Allah Teala şöyle buyurur, kullarıma söyle en güzel şekilde konuşsunlar. Güzel söz, farklı renk, cins ve inançlarıyla tüm insanlarla kullanılır. Ve ancak insanın iyi terbiyesi ve güzel ahlakını gösterir. Şöyle denilir, güzel ahlak kolay bir şeydir. Güler bir yüz ve yumuşak bir sözdür. Yüce Allah Hazreti Musa'nın kibirli ve inatçı olan Firavun'a da iyi bir söz söylemesini emretti. Allah Teala şöyle buyurur. İkiniz Firavun'a gidin. Çünkü o azdı. Ona yumuşak söz söyleyin. Belki o aklını başına alır veya korkar. Ayrıca boş söz söylemekten vazgeçmek gerekir. Bu bağlamda Allah Teala şöyle buyurur. Onlar ki boş sözlerden yüz çevirirler. Başka bir ayette Allah Teala şöyle buyurur. Ey inananlar, Allah'tan sakının, dürüst söz söyleyin. Yine de başka bir ayette Allah Teala şöyle buyurur. Allah'ın hoş bir sözü, kökü sağlam, dalları güye doğru olan Rabbinin izniyle her zaman meyve veren hoş bir ağaca benzeterek nasıl misal verdiğini görmüyor musun? İnsanlar ibret alsın diye Allah onlara misal gösteriyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kul Allah'ın hoşnut olduğu bir sözü önemsemeksizin söyleyiverir de Allah onun derecesini yükseltir. Yine bir kul Allah'ın gazabını gerektiren bir sözü hiç önemsemeksizin söyleyiverir de Allah onu bu sözü sebebiyle cehennemin dibine atar. Kötü söz söylemekten uzak durmak gerekir. Resulullah şöyle buyurdu. Mümin insanları kötüleyen, lanetleyen, kötüsüz ve çirkin davranış sergileyen kimse değildir. Son olarak hoşgörüyü şöyle özetleyebiliriz. Aşırılık ve ihmali ortadan kaldıran müsamaha, kolaylık ve merhamet biçimlerini içeren İslam'ın orta yönteminden uzak ve aşırılık ile ihmal arasında orta bir şeydir. Ey Allah'ım, bizim sözlerimiz de
fiillerimiz de, muamelelerimiz de ve tüm işlerimiz de özgürlü olmamızı nasip et. Mısır'ımızı ve tüm alemi İslam'ı sen koru.